Adem'den beri bu köyde telefon şebekesi yok. Ne oldu çocuğunuza? Çocuğum öldü yani. Telefon olsaydı... Bütün hatta böyle şebekeden dolayı acili de arayamıyoruz. Düşmüyor. 112 zaten... acili de arayamıyoruz. Devecikli misin? Böyle gidiyorsun dümdüz böyle bir rampa böyle... Tamam. Rampanın üzerine sola dönüyorsun. Kiliseli... Kardeşlerim, abilerim, ablalarım, yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Van Erciş'ten ayrılıp Van merkeze doğru bir yolculuğa çıktım. Şu anda Muradiye'deyim. Muradiye'de birkaç yeri göreceğiz. Van'ı gezeceğiz. Ben Van'a daha önceden 4-5 kere geldim. Van videosu da çektim. Bu yüzden bu Van gezimde gitmediğim yerlere gidip Bitlis'e doğru devam edeceğim. O zaman videoya başlamadan önce bir like'ınızı, bir yorumunuzu alır. İyi seyirler dilerim. Hadi gidelim. Kimden kalma ya bu tren acaba? Ve şuradaki tabeladan görüldüğü üzere artık İran sınırına yaklaştık. Muradiye Şelalesi, Çaldıran, Iğdır, İran. Hadi gidelim. Muradiye'nin içerisine hiç girmeden devam ediyorum. Önce şelaleyi görmek istiyorum. Yolun güzelliğine bak. Şeytan Köprüsü diye bir tabela gördüm. O yüzden içeriye girdim. Bakalım ne varmış. Tarihi Şeytan Köprüsü. Ağır tonajlı taşıt trafiğine kapalıdır. Vallahi tarihi olabilecek pek bir şey yok anladığım kadarıyla ama. Tarih marih hiçbir şey de yazmıyor. Şu boruların çirkinliği ne böyle ya? Abi standart köprü. Hiçbir numarası yok. Boşuna girdim. Bir de şuradan bakalım. Bu kadar. Hadi gidek ya. Yolun ortasına da bıraktım motorumu. Muradiye Şelalesi. Oo, yabancı turistler falan var. Koreli, Çiyo, Çinli bunlar. Gezelim görelim de bugün. Ve muhteşem güzellikte Muradiye Şelalesi. Gerçekten çok güzelmiş de. Memleketin her yeri aynı. Bak tartışmasız çöplere bak. Su şişesi atılmış. Bak bu adamlar mesela bunu yapmıyorlar. Binlerce kilometre öteden çıkıyor geliyor buraya. Ama buraya gelen kendi insanımız, nereden geldiği önemli değil. Herhangi bir yerden gelen adam bu çöpü alıyor buraya atıyor abi. Şelaleyi gördük. Piyanist bana bırak. Yolumuza devam ediyoruz. Gördüğün gibi memleketin her yeri çöp. Hadi gidelim. Bakalım Muradiye'nin içerisinde ne var? Bir uğrayıp çıkalım. Sonra Berko abi buraya kadar geldim. Muradiye'ye gelmedin abi. Abi kurban. Demesin kimse. Urfa'da böyle. Çok özledim Urfa'yı ya. Yo burada şey. Burada Kürtçe konuşuyor herkes. Bremen. Niye gelmiyorsun oğlum Muradiye'ye? Bremen. Oo, mevzu buradaymış ya. Niye söylemiyorsunuz? Ne varmış burada? Saat Kulesi, meydan, merkezi nokta. Bir yerden su olayım devam edeyim. Hadi çıkalım Muradiye'den. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Vallahi tabelayı görünce dedim bir uğrayayım bir. Kimmiş çılgın tatlıcı? Bir tanışalım. İyi misin? İşler mi? Nasıl gidiyor işler? Şükür. Akıyor. Akıyor mu? İyi. Ne maşallah. Nereden nereye? İyi abi, ben de böyle Türkiye'yi geziyorum motosikletle. En sevdiğim. Allah. Bak. Sende de var mı motor? Nasip olur mu dersin? İnşallah olur. Bak, niye olmasın? Ben her şeyi sürüyorum da motoru hiç sevmiyorum ama evet. Ha. Öğrenirsin abi ya, çok zor değil. Öğrenmekle de nasıl, sıkıntı yok, öğrenilir. Arabayı parmağın üzerinde dolaştırırım da işte. Güzel.
Sinan Bey tatlıyken. Çok teşekkür ederim gerçekten. Abi. Vallahi sağ olasın. Bir anı olsun. Allah razı olsun. Çok sağ ol. Kaskı çıkar ye. Sözün kelamı yeter. Ben görünce gelip selam vereyim dedim. Aleykümselam kardeşim başımda. Aleykümselam eyvallah abi sağ olasın. Var mı öyle bir şey? Canının sağlığı. Van merkeze doğru gidiyorum. Yolumun üstünde var mı görebileceğim ilginç bir yer, güzel bir yer abi? Van. Ne var? Yok. Yok mu? Şurada şelale var. Gittim ona abi. Gittim mi ona? Gittim. Akdam var. Ha ona gideceğim. Ona gideceğim. Akdam var, motorla gidemezsin. Hatadır çünkü. Kanat takarız buna uçar. Halledersin. Allah'a emanet. Eyvallah. Görüşürüz abi. Bizim başka yok. Ben de şöyle Urfalıyım. Cansın. Urfalı mısın? Evet. Valla. Daha demin dedim ki Urfa'yı çok özledim diye. Dedem orada. Sıcaktır abi. Allah. Abi kurban. Abi sıcaktır. Gidip şu ileriden dönüp geleyim. Ya ben görünce şeyi, tabelayı dedim ki abiye dur bir selam verelim. Van Gölü'nü şöyle bir geniş geniş göstereyim dedim şimdi. Göl deyince kızıyorlar. Tabii ki göl değil bu. Bildiğin adeta deniz. Türkiye'nin en büyük gölü. Su sodalı. Böyle bir yapışkanımsı bir şeyi var. Aslında şortum da var yanımda. Şöyle bir dalsam mı? Şurası bir tuz merkezi arkadaşlar. Canik tuz merkeziymiş. Bunu Erciş'teki arkadaşım Fatih anlattı. Fatih dedi ki buradaki bu tuz havuzlarında ta Urartular döneminden beridir tuz üretiliyormuş. Bir keledoşun tadına bakalım artık. Yiyelim şunu. Yalnız motosiklete var ya o kadar çok alıştım ki Bu saatten sonra tüm gezme stilim hepsi değişti artık. Ve an itibariyle Van şehir merkezi sınırlarına girmiş bulunuyoruz beyler bayanlar. Şu önümde giden minibüs var ya Karsan, şimdi yanından geçeceğim. Ben bunu dünyanın birçok yerinde gördüm. Romanya'da gördüm örneğin. Enteresanlar ya, gerçekten enteresanlar ya. Enteresanlar ya. Bak görüyorum bak hala basıyor. Kafayı yemişler bunlara bu kornayla. Tövbe tövbe ya, sabır ya. Bu ne ya? Bir şeridin hepsini şey kapatmış, araç kapatmış. Abi çok enteresan bir yer burası. Yani tamam büyük şehir falan filan da baksana tüm sırayı araba kapatmış sadece. Burada işimiz var ha bayağı bu gidişle. İranlıların akın ettiği Van. Şu da İran'ın arabası Pars. Karşınızda ilerideki Akdamar adı, Akdamar adası.
Abi buradan gidilir mi ya? Biraz önce Allah korudu adeta bir kaza atlattık. Yani benim suçum yok, ben sağdan 60'la gidiyorum. Adam gelip Mercedes'te sağdan beni sollamaya çalışıyor. Nasıl insanlar, nasıl eğitimsiz insanlar. Motosiklet tehlikeli değil, araba kullanan insanlar tehlikeli. Maalesef ki böyle. Karşıda Akdamar Adası var. Akdamar Adası'na buradan tekneyle gel gitti turlar alınabiliyor. Akdamar Adası'nda Ermenilerin bir kilisesi var. Onlar için çok kutsal bir kilise. Fakat ben bu adaya daha önceden 4-5 kere gittim. Şu anda da tekrar gidip gelmek istemedim. Gidilip görülmesi gereken bir yer Van Gölü'nün içerisinde yer alan bir ada. Bence gelirseniz Van'a, Van'da görülecek İlk şeylerden birisidir. Hadi bakalım yolumuza Gevaş'a doğru devam edelim. Aradığım köyü bulamıyorum, o yüzden şu abilere soracağım. Selamünaleyküm. Abi, Dövecik köyünü arıyorum. Dövecik. Vallahi. Abi nasıl giderim oraya? Merhaba, kolay gelsin. Merhaba abi. Harbiden senin köyün mü? Valla benim köyüm. Dövecikli misin? Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Çok uzak mı buraya abi? Yok yok, uzak değil. Tamam. Güzel. Valla haritada çıkmıyor abi. Varsın'da şimdi abi. Hayırdır hocam? Ya köyde bir tabela varmış. O adamdan beri telefon çekmiyor. Aynen. Ben o tabela için geldim. Beni amcam oğlum yazdırmış. Allah Allah. Allah sefer. Şimdi çekiyor mu köyde? Yok, çekmiyor hocam. Hala mı çekmiyor? Hala çekmiyor. Hiçbiri mi? Hiçbiri. Allah Allah. Aa, burada çekiyor. Abi bu çok ağır değil mi şey? Abi ağır. Bir de çok sıcaktır ya. Sıkıntı yok. Sağ olasın. Abi biz bunu çalıştırmıyoruz. Sen bunu anlıyor musun? Şey mi? Yo, ben de ondan anlamam. Neyi? Su pompası değil mi? Ben de anlamam. Şimdi inşallah bir şeyler yapacağım, bilirsin. Onun için mi? Yok, telefon çekim için. Telefon çekim için mi? Vallahi bilmem. Gidip bir çekim yapacağım orada. Bu da köy karşı. Belki çekeyim. Köy hangisi? Ha bu. Bu köy mü? Ha. Bu değil, bu değil. Geçiyorsun. Asfalt yani yaklaşık 5-6 kilometre gideceksin. Ha. Tamam. Sol, solda bir... koruyucu noktası var. Koruyucu noktası var. O Dövecik yazıyor. 300-500 metre ise o lafayı göreceksin. Sağda duruyor, adamdan beri telefon çekmiyor. Orada da köye devam ediyorsun. Köyün en başı, sağa dönüyorsun. Bahçeli şeyli Sefer Hakan'ı soracaksın. Sefer Hakan. O yazdı. Tamam, 5-6 kilometre sonra koruyucu tabelasından içeri giriyorum. Zaten koruyucu var orada. Tamam. Tam böyle gidiyorsun, dümdüz böyle bir rampa, böyle tamam. Rampanın üzerine sola dönüyorsun. Eyvallah. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. İlgilenirse çok memnun olurum. İnşallah. Gidip bir çekim yapıp bir anlatalım bakalım. Abi eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Abi, sen normal bir taksiye gelip gelsen bu masraflar iyi olmaz mı ya? Ne dedin? Bir normal arabayla taksi falan bir şey, herhangi bir araba. Abi tüm Türkiye'yi geziyorum. Vaa, bu ne? Valla. Çok zor abi bu ya. Ama öyle hoştur bunu sürmesi. Allah. Allah kazadan beraber olsun. Amin abi, çok teşekkürler. Güzel. Sen de mi aynı köylüsün? Yok lan, ben başka köyden, bu da şıpan olmuş. Allah. İyi, Allah kolaylık versin. Aslan abiler. Vallahi tam aradığımız kişiyi bulduk. Bugün beni hiç belki videoda görmediniz. Bakalım. 5-6 kilometre yolumuz var.
Adem'den beri bu kayıt telefon şebekesi yok. Abi süpersin ya. Kayma. Ya motorun şey, Van'da göstereceğim bunu. Bayi. Servis halledecek inşallah. Kimse geçmez ya. Geçse de yol boş. Tabelanın güzelliğine bakın ya. Adem'den beri bu köyde telefon şebekesi yok. Devecik köyü. Köye de bir girelim. Köpek mepek yoksa. Harbiden yok mu acaba? Onu merak ettim. Şimdi. Nazar değmesin de. Motor gerçekten çok iyi var ya. Gerçekten nazar değmesin. Bu bir reklam falan filan değil. Marka sadece sponsorum diye değil. Motor canavar gibi gidiyor. Yani ilk vitesli motorum ama. Çekiyor. Dur bakalım şöyle yapalım. Malum şu. Vallahi çekiyor. Aa gitti. Ana gitti. Yo geldi. Dur VPN'yi kapatalım. Ben onu merak ediyorum. Aa çekiyor. Allah çekiyor 4G. Dur hatta mesela. Efendim? Alo Şeyma nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ olasın. Ya Şeyma, bir test yapmak için seni aradık da. Hani dedim bu testi kimle yapalım? Dedim bu testi kimle yapalım? Gezgin biriyle yapmamız lazım diye. Burada demiş ki Adem'den beridir bu köyde TLF nokta şebekesi yok. Okey. Ana gitti. Alo. Vallahi de çekmedi. Bak köy tabelanın yanına gelince çekmiyor. Vallahi de çekmiyor, doğru söylüyorlar. Şimdi dışarı çıkalım şöyle köyün. Şurada arıyoruz. Aa çaldı. Alo. Alo. Ha Şeyma, ben çözdüm. Tabelaya ve tabelanın yanından ya da tabelanın arkasına geçersen çalışmıyor, çekmiyor telefon. Tabelanın ön tarafında durursan çekiyor. Vallahi arkadaşlar böyle. Şeyma'la da test ettik. Şeyma hangi ülkedesin? Çok uzaklarda değilim ya kilometre olarak. Van ülkenin. Türkiye'den bağlanıyorum. Ben ülkenin en ucundayım. O zaman kanala. Ben de batısına sayılırım ya. O zaman bu videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz, sağ olun. Hadi görüşürüz, Allah'a emanet. İyi yolculuklar, bay bay. Bir de köyün içerisine gidip bu duruma bakmak istiyorum. Yani tabelanın yanına yaklaşınca abi bu nasıl bir gariplik, telefon çekmiyor. İçeriye girelim. Şurada biri arıcılıkla uğraşıyor. Yok mu ya köyde kimse? Selamünaleyküm, kolay gelsin. Abi çekiyor mu diye bakmaya geldim. Telefon. Harbiden mi? Ben şoför Şeker hastası. Geçmiş olsun. Allah'ım peygamberim. Hiçbir şekilde çekmiyor yani telefon. Ben Gebaş'a gidiyorum. Hastaneye gidiyorum diyor. Hani senin randevun yok. Diyorum vallahi bizim köyde randevu yani olamıyoruz. Yani eğer az bir şey varsa da biz girdiğinizde numarayı meşgule atıyor. Yani şey tam bağlanmıyor. Bağlanmıyor. Anladım. Yani. Tüm hatlar mı böyle abi? Evet, tüm hatlar böyle, şebekeden dolayı acili de arayamıyoruz. Düşmüyor. 112 zaten, acili de arayamıyorsunuz. O da düşmüyor. Peki hep mi böyleydi? Hep öyle. Vallahi hep böyledir. Hiç çekmedi telefon burada. Evet, çekiyor. Bazı noktalarda çekiyor. Dağlar bina çıkınca çekiyor dağlarda. Ya şöyle çekiyor. Mesela gideceksin
telefonunu sabit bir yere koyacaksın, dokunmayacaksın telefonu. Abi acil durum olur ya. Bekleyeceksin. Bir anda sinyal bir düştü. O denk geldi gelgene. Allah korusun köyde birine bir şey olsa. Öyle oldu, benim başıma geldi. Geçmiş olsun. Benim çocuğum bana telefon açmıştı, bir türlü ulaşamadı. Yani benim çocuğum gitti yani telefon yüzünden. Telefon olsaydı... Nasıl yani? Nasıl, ne oldu? Ne oldu çocuğunuza? Yo, çocuğum öldü yani. Yani bana telefon açmıştı, ben ona ulaşamadım. Akşam üzeri. Benim çocuğum öldü. Ben ona yani sabaha bıraktım. Dedim nasıl olursa sabah yavaşça gideceğim. Bir yerde konuşuruz veya da oraya gideceğim. Yani benim çocuğum gitti, ben ulaşamadım. Allah rahmet eylesin. Van'da mı hayatını kaybetti? Burada Gevaş civarında. Burada Gevaş civarında. Sizi aramış ama size ulaşamadı. Ulaşamamış beni. Sadece mesela bazen şey sinyal geliyor da birisi Türksel diyor. Falan numara seni aradı. Hı hı. Öyle bir şey gelmişti bana. Anladım. Ben ettim etmedim yani ulaşamadım. Ben ta o sıraya kadar akşam azanı okumuştum. Yani bir türlü ulaşamadım, dedim sabaha bırakayım. Sabah oldu, benim çocuğum öldürdüler yani. Allah rahmet eylesin. Ben de şey yardım istedi. Ben ulaşamadım, öldürdü. Çok özür dilerim, konuyu açmak istemedim. Bilmiyordum. Yo, çok özür dilerim. Abi hayır. Çok özür dilerim. Hakkını yararsa, helal et. Lütfen, bilmiyordum amca. Yok, işinize yararsa. Yani daha kurban vermeyelim. Olur biter yani. Yani bu durumda ise bir çok sıkıntılıyız yani. Kaç kişi yaşıyor amca bu köyde? Vallahi 60 kişi var, fazla belki üzeri 70 kişi de var. ama misafirler de mesela... Yazında fazla oluyor insan. En az 40-50 tane abone var, daha fazla var. Bazı misafirler geliyor, bir çay içiyorlar, baktım telefonu çalmıyor. Yok burada şakası yok, valla ben gideceğim. Allah'ıma peygamberim, ben misafirim gelmiş. Çayını yiyor, bırakmış. Benim arkadaşlarım beni arıyorlar. Şimdi beni merak edecekler. Doğru, ben insanların de... işleri var, acil bir durum ben olur. Çayını bile yeri bırakmış gitmiş. Oh. Yani, bu köyde telefonla iletişimle alakalı bir aciliyet durumu söz konusu değil, olamıyor. Çünkü neden? Olsa dahi de öyle bir iletişim kuramıyorsun. Yani yok, mümkün değil. Senin hastan da olsa, senin kaza olsa, bela olsa, ne olursa olsun. Bugün çobanın dağda biri çobanı kaçırsa, sürünü kaçırsa, çobanın sana ulaşma imkanı yok. Yani şu an tam 1990'lardaki iletişim hattıyla iletişim kuruyoruz. Yani. Şurası ya, Gevaş, Akdamar, binlerce turist geliyor, ayıp ya. Abi ben yetkili değilim. Bunu söyleyeyim, ben dünyayı gezdim. Bir 7-8 yıl böyle 60-70 devlette bulundum. Şimdi motosikletle Türkiye'yi geziyorum. Böyle enteresan olan köylere gidip anlatmaya çalışıyorum. Belki sesinizi duyururum. Sesinizi duyurursam beni arar mısın? Vallahi numaramı vereyim sana. İşte olur da sesinizi duyururum. Belki gelip vaz istasyonu takarlar. Ben sana vereyim abi numaramı. Abi ben sosyal medya yapıyorum, böyle Instagram, YouTube falan. Şimdi bu konuyla ilgili de gelip böyle bir Van'ı gezerken bu şeyi öğrendim, sizin köylü biriyle tanıştım. Burası için özel bir yayın yapmam lazım. Şimdi evet. Araya sıkılsa kimse ses. Evet. Vermez. Evet, yo doğru. Tamam. Dur şunu da. Tup mu tup hepsini vereyim abi. İstediğin gibi. Benim şimdi bayağı böyle bir takipçim var internette. Olur mu, olur ya? Olur. Vallahi belki ses getiririz. Takipçilerin yüksekse olur. Aynen öyle. Kendinize iyi bakın. Eyvallah abi, sağ olasın. Canım sıkıldı ya, içim sıkıldı Allah abinin anlattıklarını duyunca. Selamünaleyküm. Oğlum öldü diyor ya adam. Telefonla arayamadım diyor. Bu ne kadar acı bir olay biliyor musunuz? Adamın sesi titriyordu ya. Duruma bak ya. Duruma bak.
çok sıkıntı bir olay. Ya ben de zannettim ki hani makarasına yazmışlar. Hani telefon gerçekten normal az çekiyor diye şakasına yazmışlar diye, ama sloganın altındaki olay gerçekten çok acı. Köyle ilgili durum. Yoruldum çünkü biraz. Tüm gün her gün 300 kilometre yol yapınca, sıcakta özellikle. Şimdi özellikle Van'dan sonraki rotayı biraz daha şekillendireceğim. Daha böyle sıcak olmayan bir yerlere doğru. Yolumuzun üstünde de Van Gölü'nün etrafından dolanarak gidiyoruz. Suyun rengi inanılmaz güzel. Şuna bak. Kiliseye doğru geldik. Altın Saç Kilisesi. Ortodoks Ermenilerin tüm bu bölgelerde nerede su varsa, yüksek bir yer varsa oraya adamlar kilise yapmışlar. Manzaraya bak. Kilisenin olduğu kısım. Surlarla şöyle çevrili. Büyük ihtimalle zamanla herhalde depremlerden vesaire yıkılmıştır diye tahmin ediyoruz. Terk edilmiş. Başkanım ne diyorsun ya? Bakalım içeride var mı bir şey? Anadolu'da ve doğuda birçok böyle terk edilen kilisenin kaderi maalesef ki ahıra çevrilmiş hep. Burası da oralardan biri olmuş. İçeride tezekler. Vay, içeri gerçekten çok serin. En son geleceğinde yine yetiştim. Şuna bak ya. Hiçbir şey kalmamış tabi. Kiliseden eser. Kilisenin manzarası da böyle. Geldik, gördük bu kiliseyi de.